Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte yepyeni bir telefon alan ve sadece ve sadece yaklaşık bir ay önce tanıtılan Realme 5i'yi kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Realme markası ki aslında Oppo'nun da sahibi olduğu BBK şirketinin bir markasıdır. Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Biz de o, o lansmanı yerinde takip etmiş ve Realme'nin telefon modellerinin hangisinin Türkiye'ye gireceğini söylemiştik. Onlardan farklı olarak Realme 5i o toplantıda söylenmemişti bize. Sürpriz bir şekilde ofisimize geldi bu telefon ve kutusundan çıkartıyoruz. Çok güzel bir rengi var kutusunun bu arada. Sarı renkte şu anda ekranda da görüyorsunuz bir hafif turuncuya kaçan ama temelde sarı bir renk var üzerinde 5i yazıyor. Bu uygun fiyatlı bir model Realme 5 Pro'nun aslında uygun fiyatlı bir versiyon olarak tanımlayabileceğimiz bir model. Onu da kutu açılımını yapmıştık. Şimdi yukarıdan bir yerden o videoyu da çıkartayım size. Daha testleri devam ediyor. Testler bittiği zaman sizlerle birlikte o telefonda testini yapacağız. Şimdi bakalım biraz aslında kutuyu açmadan önce şurada şeyler yazıyor. 5000 mAh diyor pil. Snapdragon 665 işlemci olduğunu söylüyor. 6.5 inçlik bir ekranımız var ve ultra wide yani geniş açı ultra geniş açılı olmak kaydıyla 4 tane de farklı ana kameramız varmış. Yani dörtlü bir modülden oluşuyor ana kameramız. Şimdi kutuyu açalım. Her zaman yaptığımız gibi. Biliyorsunuz teknoloji okuya gönderilen kutulu ürünleri biz böyle kutu açılı videosuyla karşılıyoruz. Kutulu gelmezse böyle bir şey yapamıyoruz. Bunu da buradan markalara, firmalara duyurmuş olayım. Kutumuzu açıyoruz. Şöyle kenara attık. Kutuyu açtık. Bakalım ne çıkacak. Tekrar bir yine sarı renkli başka bir kutu çıktı. Ona bir bakalım. Kılıf olabilir içinde mi? Bakıyorum. Yok kılıf yok. Sim kart için iğne var diyor. Evet şu anda siz de görüyorsunuz iğnesini. Sim kart iğnemiz bu. Kullanım kılavuzu vesaire var. Kapatalım. Kılıf çıkmadı. Şöyle kenara koyalım. Belki içindeki diğer şeyler içinde vardır bilemeyeceğim. Telefonu çıkartalım. Şöyle bir şeffaf bir plastik jelatin içinde duruyor. Çıkartıyoruz. Şu seri numarası vesairesinde bir çıkaralım. Gördüğünüz gibi şöyle ilk önce arka yüzünden başlayalım. Bazen böyle yapıyoruz. Çok şık bir telefon var. İşte Tabii bunu hissi veremiyorum ama biraz böyle pütürlü gibi bir yüzeyi var arka yüzü. İşte belki sesini duyuyorsunuzdur. türlü bir arka yüzeyi var. Dörtlü kamerayı burada görüyorsunuz. Kamera diziliminden biraz bahsedeyim isterseniz. 12 megapiksellik bir ana kameramız var. 8 megapiksellik ultra geniş açı. Eşlik ediyor ona. Şu anda görüyorsunuz bu dört kamerayı da burada. 2 megapiksellik bir makro kameramız var. Ve yine 2 megapiksellik bir alan derinliği kameramız da bulunuyor. Arka yüzde bir de parmak izi okuyucu var. Yan tarafa bakalım. Yan tarafta sim kart yuvamızı hemen şurada görüyorsunuz. Sim kart yuvamız burada. Açma kapama ses, açma kapama tuşlarımızın da burada olduğunu söyleyeyim. Diğer yan yüzde güç tuşumuz mevcut. Alt tarafı çevirelim isterseniz. Alt tarafta mikro USB bağlantımız var. Type-C değil. Hoparlör ve mikrofon yuvalarımız var. 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışında burada görüyorsunuz. Üst tarafta bir şey yok. Üst taraf temiz. Şimdi biraz tersten başladık belki ama devam edelim. Telefonumuzu açalım. Telefonumuz açılırken biz de telefonun kutu içerisine bir daha bir göz atmaya devam edelim. Bir adet kablomuz var. Şöyle yapıs düştü. Şöyle göstermiş olayım. Bir adet de üzerinde Realme yazan standart bir USB adaptörümüz mevcut. Bu arada adaptörün içi de sarı renkli. Şu anda ne kadar ekranda görülüyor bilmiyorum ama bu sarı rengi her yerde devam ettirmişler. Belki bunun içinde de sarı vardır. Bir bakalım oraya da bazen bunu yapıyorlar. Evet, kabloların içinde sarı renk. Şöyle şuradan çıkartayım ki göstermiş olayım sizlere. Kabloların içinde sarı renkli olduğunu şu an görüyorsunuz. İnce detaylar, güzel detaylar bunlar. Birazcık ben teknik özelliklerden bahsedeyim ama önce telefonumuzu açmak üzere bazı hamleler yapalım. Yeni telefonu kuruyoruz. ColorOS olduğunu biliyoruz zaten. Başlıyoruz şimdi. Telefonumuz açıldı. Biraz ben teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 6.5 inçlik 1600'e 720 piksel HD Plus bir ekranımız var. Az önce söyledik ama yine hatırlatmakta fayda var. Snapdragon 665 işlemci bulunuyor. bu telefonun 4 ve 3 olmak üzere. Yani 4 GB RAM, ya da 3 GB RAM olmak üzere iki farklı seçeneği var ama Türkiye'ye anladığım kadarıyla 4 GB sürümü geldi. En azından bize gönderilen öyle. Muhtemelen 3 GB sürümü gelmeyebilir ya da gelir mi gelmez bilmiyorum. Depolama ise 4 GB 64, 3 GB 32. Bizdeki 4 GB olduğu için 64 GB'lik bir depolama alanımız mevcut. Kameralardan bahsetmiştim. Ön kameramız ise 8 megapiksellik bir ön kameramız var. Ana kameralar da 4K video çekebiliyor bu arada. Onu da belirtmiş olalım. 4K video çekebiliyor ana kameramız. Android 9 işletim sistemimiz var. Color OS 6.1 arayüzü geliyor. 5000 mAh'lik devasa bir pilimiz var. Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, GPS, GLONASS ve Be Beidou desteğinin olduğunu söyleyelim. 3.5 mm kulak çıkış olduğunu söylemiştik. Parmak izi okuyucumuz da var. Toplam ağırlık ise 198 gram. Şimdi Tabii hepiniz şunu merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Telefonun fiyatı ne? Henüz fiyatı belli değil arkadaşlar. 5 Şubat'ta piyasaya sürülecek. Ee, ve fiyatı henüz belli değil. Arka yüzü bu arada çok güzel. Hoşuma gitti benim. Şöyle tırtıklı gibi tasarlanmış. Real Artık, artık bu biraz popüler oldu böyle. Ee, yazıları yan yazmak vesaire. Yan bir şekilde yazılmış. Telefonun arka tarafında bulunuyor. Hemen şöyle görüyorsunuz. Şu arka yüzde görüyorsunuz. Gerçekten güzel şey olmuş tasarım anlamında. Damla çentiğimiz var. Ondan bahsetmedik. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle biraz daha küçük tutalım. Damla bir çentiğimiz var. Kameraya bakalım isterseniz. Tamam diyelim. Kameramız bu şekilde. 1x, 2x. Aslında Oppo'ya fazlasıyla benziyor biliyorsunuz. Kardeş marka. 5x. Geniş açımızı açalım. Mesela geniş açı açtık. Şu anda geniş açımızda böyle görünüyor. Güzel bir kamerası var. Ön tarafa geçelim. Kayıt sistemini göreceksiniz şu anda ön tarafa geçince. Söylediğim gibi aslında Oppo'ya fazlasıyla andırıyor. Daha önce ben Realme 5 Pro kutu açılı videosunda söylemiştim bunu. İşte arayüz neredeyse birebir aynı. Oppo'dan alınmış. Ama mesela Oppo'da bu kadar ucuz telefonlar yok. Muhtemelen bu telefon 1400-1300 hani 1500 lira civarında pazara girer diye tahmin ediyorum. Sonra aylar içinde yavaş yavaş da düşeceğini tahmin ediyorum fiyatının ama hani 1500 ila 1200-1300 lira arasında değişen bir fiyatının olacağını tahmin ediyorum. Ama söylediğim gibi bu bir tahmin. Henüz resmi bir fiyat vesaire bilgisi yok. Fakat bu telefon çok yeni tanıtıldı. Bu kadar hızlı Türkiye'ye gelmesi de beni epey şaşırttı onu söyleyeyim. Çok, yani daha çok yeni tanıtılan bir telefon yaklaşık bir ay oldu. Bir ay içinde Türkiye'ye gelmiş ve hemen pazara sunuyorlar. Çinlilerin birazcık bu biliyorsunuz hızlı hareket etme, standartları yıkma durumu Kesinlikle var. Onu söyleyeyim. Ve bu telefonda da benzer şekilde bir durum söz konusu. Bu telefon mavi renk versiyonu. Farklı bir iki rengi daha var diye biliyorum. En azından yurt dışında var ama Türkiye'de olacak mı bütün renkler bilmiyorum ama bu mavi renk hoş duruyor bence. Çerçeve kalınlığına bakacak olsak çok fazla değil bu arada. Altta birazcık fazla var. Görüyorsunuz şu anda ama üstte o kadar bir çerçeve kalınlığı yok. Şu anda şurada görüyorsunuz. Yanlarda da kabul edilebilir bir çerçeve kalınlığı var. Makul bir fiyattan girerse de Türkiye'de Önemli bir avantaj elde edeceğini söyleyebilirim bu cep telefonunun modelinin. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar bu telefonla ilgili. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir kutu açılımda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.